Vikingler hakkında çok sayıda film çekildi ve binlerce kitap yazıldı. Ancak sıkça romantize edilen Vikingler var oldukları dönemde modern insanın bakış açısından ürkütücü ve akıl sıyırmaz geleneklere sahipti. Bugün size Vikingleri, geleneklerini ve ritüellerini anlatacağız. Ahlak ve yaşam tarzı ile başlayalım. Sürekli baskınlara rağmen Vikingler boş zamanlarında çiftçilik, avcılık ve balıkçılıkla uğraşıyorlardı. Aynı zamanda o dönemdeki diğer birçok halkla karşılaştırıldığında Vikinglerin olağanüstü gelenek ve görenekleri vardı. Örneğin tüm anlaşmalar sözlü yapılırdı ve bu yeterliydi. Günümüzde böyle bir şeyi hayal etmek bile zor. Yalan söylemek, bir sözü ya da yemini çiğnemek, cinayet ve hırsızlık gibi suçlarla eşdeğer tutulur ve ölümle cezalandırılırdı. Yemin bozucular ve yalancılar nehirde boğulurdu. Viking inançlarına göre öbür dünyada bile bu tür insanların ebedi azap içinde olur. İskandinav cehenneminin yeraltı nehrinin sularında sonsuza dek boğulurdu. Vikingler bir akrabanın talihsizliğini tartışmanın uygunsuz olduğunu düşünüyorlardı. Eğer kendisi yardım isterse yardım edilir. Aksi takdirde edilmezdi. Vikingler asla öfkeli insanlarla tartışmazdı. Ve genellikle öfkeli insanlar bir Viking olmaya layık görülmezdi. Dahası bir yabancıyla asla alay edilmezdi. Çünkü İskandinavlar er ya da geç alay edenin dilini koparacak bir troll tarafından takip edildiklerine inanırlardı. Vikingler savaş alanında ölenleri konusunda da çok hassastı. Onları asla geride bırakmazlardı. En ilginç şey ise tek onurlu ölümün savaşta ölüm olmasıydı. Savaşta ölen savaşçılar kahramanları Odin'in diyarına götüren Valkyriler tarafından alınırdı. Evlerinde yaşlıktan ölenlerin ruhları bir insana layık görülmeyen başka bir yere Tanrıça Elin diyarına gönderilirdi. Bu arada yaşlıktan ölmek özellikle yakışıksızdı. Çünkü böyle bir durumda bir düşman erkeksi olmayan bir ölümle ölen kişiyle alay etmekte her türlü hakka sahipti. Bu nedenle ölümü bekleyen yaşlı Vikingler akrabalarından ritüel bir cinayet işlemlerini isterlerdi. Örneğin Procopius bu konuda yazdıklarına göre yaşlıların ya da hastaların ömrünü uzatmamaları gerekiyordu. Ama içlerinden biri hastalıktan ya da yaşlıktan müzdarip olduğunda akrabalarından onu mümkün olan en kısa sürede yaşamdan koparmasını istemek zorundaydı. Akrabaları büyük ve yüksek bir odun yığını yadıktan ve ölecek kişiyi en tepeye yerleştirdikten sonra ona bıçakla birini gönderirdi. Ama bu kişi akrabalardan seçilmezdi. Katilin ölecek kişiyle hiçbir şekilde akraba olmaması gerekiyordu. Akrabalarının katili geri döndüğünde hemen odun yığının en altından başlayarak tamamını ateşe verirlerdi. Ateş söndüğünde kemikleri toplar ve hemen toprağa gömerlerdi. Vikinglerin intikama karşı özel bir tutumu vardı. Her şeyden önce gerçek bir savaşçının öldürülen bir akrabasının ya da kardeşinin intikamını hemen alması gerekiyordu. Ne kadar uzun süre beklenirse intikam o kadar iyi hesaplanırdı. Suçlu öldüğünde Viking silahını onun bedeninde bıraktığından emin olmalıydı. Bu hem intikamcının kartviziti hem de mağduriyetin kanla yıkandığının bir işareti olarak kabul edilirdi. Kan intikamında sık rastlanan bir gelenek düşmanı kendi evinde yakmaktı. Öldürme sırasında odada kadın, çocuk ya da yaşlı kimse bulunmaması gerekiyordu. Zayıflar ve güçsüzler gerçek bir savaşçı olmaya layık görülmezdi. Ama çoğu zaman iş onları öldürmeye kadar da varmazdı. İskandinavya'nın zorlu koşullarında herkes hesap verdiğinden suçlu 40 gün boyunca babası ve en büyük oğluyla birlikte dağlara gidebilirdi. Konseyin kararına göre mülk 40 gün sonra öldürülen ya da suçlanan kişinin yakınlarına geri verilebilecek bir rezerv olarak kabul edilirdi. Suçlu döndükten sonra merhumun ailesine yüksek bir meblağ teklif ederdi ve ancak akrabalar bunu kabul etmeyi reddederse suçlu ölümcül tehlike altındaydı. Çocukları yürütme uygulaması inanılmaz bir uygulamaydı. Yeni doğmuş bir bebek evin içinde yere yatırılırdı. Baba bebeği isteyip istemediğine karar verene kadar kimsenin ona dokunmaya hakkı yoktu. Kararlar ayrıca yerel büyücülerin veya bilgi adamların rüyalarından ve kehanetlerinden de etkilenirdi. Eğer çocuk kabul görürse babası onu kucağına alır ve üzerine su dökerdi. Buna isim vermek deniyordu. Vikinglerin savaşta korkusuz oldukları gerçeği iyi bilinmektedir. Savaşa girmeden önce öfkelerini açığa çıkarmak için kalkanlarının kenarını çiğnerlerdi. Başka bir tür savaşçı daha vardı. Çılgın savaşçı. Büyücüler savaştan önce bunlara özel bir mantar demeti verirdi. Böylece ne acı ne de yorgunluk hissederdi. Savaşta çok vahşi olur, ne acıma ne de merhamet bilirlerdi. Vikinglerin cenaze töreninde modern insanı şaşırtacak cinstendir.
Ölüm Odin'in kalesine geçiş olarak kabul edildiğinden akrabalar mutlu ve tatmin olmuş görünürdü. Merhumun tüm mal varlığı 3 parçaya bölünürdü. Biri aileye, ikincisi cenaze törenine ve üçüncüsü de uygun kıyafetlere giderdi. Savaşçı ile birlikte bir köpek, bir at ve ölmeden önce efendisiyle birlikte defnedilmek ifade eden bir köle veya cariye ile birlikte gömülürdü. Köle ölen akrabaların evlerine giderek onlarla fiziksel zevkler yaşardı. Ancak bunu yaparken akrabaları ondan kendisiyle sadece ölen kişiye olan sevgilerinden dolayı seviştiklerini iletmesini isterdi. Bazen kocasıyla birlikte gömülmek isteyen eşler de olurdu. Bu durumda elbette akrabalarla sevişme söz konusu değildi. En alışılmadık gelenek her 9 yılda bir yapılan bir toplantıydı. Tüm kabilelerin temsilcileri en önemli lider şefin topraklarında toplanırdı. Her hayvan türünden 9 erkek ve en değerli 9 savaşçı kurban edilirdi. Kurban edilmek bir Viking için en büyük onur olarak kabul edilirdi. Erkekler öldürüldüğünde kanları orada bulunan herkesin üzerine serpilir ve kurban edilenlerin bedenleri kaburgalarından kutsal koruya asılırdı. Her türlü istilanın amacı geçimi sağlamaktı. Esir alınan erkek ve kadınları farklı kaderler beklerdi. Birçoğu sadece fidye almak amacıyla ele geçirilirdi. Fidye istenmeyenler evde kalırdı. Özel bir statüye sahip olan zanaatkarlar dışında en ağır işleri erkekler yapıyordu. Erkek köylülerin sadece efendilerinin izniyle evlenme hakkı vardı ve evliliğe aile olmak gözüyle bakılmıyordu. Kadınlarda hiçbir hakları olmadığı gibi evde Viking kadınlara yardım eder, bazıları cinsel ihtiyaçları karşılamak için Vikinglerle birlikte seferlere giderdi. Kadın köylülere Viking ailesinde oldukça yüksek bir statü verildiği durumlar da olurdu. İlginçtir ki Vikinglerin kendileri de köle olabiliyordu. Örneğin borcunu ödeyemeyenler, borcunu ödeyememesi halinde satın alma işleminde kendi mülklerinin kullanıldığını kanıtlayan akrabaları tarafından geri alınabilirdi. Kölenin malı fidye olarak kullanılmışsa işlem geçersiz sayılır ve tüm mal efendiye geçerdi. Kölenin çocukları da doğdukları andan itibaren köle kabul ediliyordu. Dahası kölenin eylemlerinden efendileri sorumluydu. Örneğin bir köle birini öldürürse ölen kişinin akrabalarıyla efendinin hesaplaşması gerekirdi. Sonrasında köleye ne yaptığı kimsenin umrunda değildi. Vikinglerin bir köle tarafından öldürülmeyi, kölenin efendisinden intikam almayı gerektirecek kadar utanç verici bulduklarını da belirtmek gerekir. Kanlı Kartal, modern akademisyenler tarafından gerçek olduğu kabul edilen en korkunç Viking geleneklerinden biridir. Birçok tarihçi bunu kurban verme olarak yorumlar ama aslında infaz olması daha muhtemeldir. Cezalandırılacak kişi yüzüstü yatırılır, sırtı kesilerek kaburgaları kırılır ve dışarı çıkarılırdı. Böylece cezalının kanatları çıkmış gibi görünürdü. Kanlı Kartal ismi de buradan gelmektedir. Vikingler küllü su ile saçlarının rengini açmak, saçlarını sıklıkla taramak ve sıcak taşlarla kıyafetlerini ütülemek gibi uygulamalarla dış görünüşlerine oldukça dikkat ederlerdi. Ancak arkeologlar son zamanlarda Vikinglerin aynı zamanda dişleri üzerinde de uygulama yaptıklarını buldu. İskeletler ön üst dişlere yatay çizgilerin bilerek oyulduğuna dair işaretler gösterir. Araştırmacılar bu çizgilerin büyük ihtimalle kırmızı boyayla doldurulduğuna inanır. O zamanlarda Avrupa'da böyle bir uygulama görülmemiştir. Bu savaşçılar tarafından saldıracakları kişide korku uyandırmak için ya da bir başarı sembolü olarak görülen bir ritüel olabilir. Ancak bu uygulama hakkında hiç yazılı kayıt yok. Sonuç olarak bu ritüel hakkında veya ilgili geleneklerle alakalı daha fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir bebek doğduğu zaman bebeğin gerçek bir insan olarak sayılması için birkaç ritüele ihtiyaç duyulurdu. Bu ritüellerden önce bebek insandan sayılmazdı. Bunun sebebi muhtemelen insanların kendilerini duygusal olarak yüksek bebek ölüm oranlarından korumak istemesiydi. Bebek doğduğunda babası onu kaldırıp sarana kadar yere bırakılırdı. Bu da babanın bebeği kendi çocuğu olarak kabul ettiği anlamına gelirdi. Sonrasında çocuğu incelerdi. Eğer bebekte herhangi bir sorun varsa bebek ölüme terk edilirdi. Eğer sağlıklıysa Ausa Vetni denen bir tören düzenlenirdi. Bu törende bebeğin üzerine su serpilirdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizden daha fazla video için kanalımıza abone olun ve ayrıca bu videoya bir beğeni bırakın.